Aşkavanda. Yani Hint kinzengi de denir buna. Evet, Latincesi Vitania zomnifera. Vitania zomnifera. Hint kinzengi de denir. Hint kinzenginin fotoğrafını koydum. Bilenler de oldu ama daha çok çoğu bilemedi. Evet, bilenlere bu haftada ne göndereceğiz? İlk 5 kişiye Ormus Gold göndereceğiz. Bundan sonra her hafta bir kampanya yapıp işte vatandaşa çörek otu ya, kokos ya, Ormus Gold, Ormus Gümüş elimizde ne varsa hediye edeceğiz biraz. Vatandaşa hizmet olsun. Hem bilgilenmek için teşvik hem de biraz destek. Evet, Aşkavan'da Hindistan'da yetişen 50 santim boylarında domates gibi veya biber gibi bir bitki. Bunun kökü ginseng'den daha etkili. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik için. Ve boswellia gibi ağrı kesici. Boswellia bildiğiniz gibi romatizmanın her türüne, ankilozan spondilit, romatit, artrit, fibromiyalji gibi her türlü romatizmaya karşı kullanılır. Bu da Aşkavanda da yine aynı şekilde her türlü romatizmaya karşı kullanılır. Ağrı kesici, iltihap önleyici. Sakinleştirici, Aşkavanda aynı zamanda sarkantron gibi relax, rahatlatıcı, sakinleştirici ve bir diğer özelliği ise ginkgo gibi etki yapıyor. Beyindeki oluşan protein setleşmesini önlüyor. Yani Alzheimer, Parkinson, Huntington gibi hastalıklara karşı kullanılıyor. Ha, bunların hepsi klinik araştırmalarla belgeli. Boş laf yok. Efendim, zihinsel olarak kişinin zihnini açıyor, konuya odaklandırıyor. Üzerlik gibi etkisi var. Çok değişik değil mi? Aslan yelesi gibi özelliği var. Sinir hücrelerini tamir ediyor, sinir hücrelerini yeniliyor. Kaç tane bitki saydık? Yani birçok bitkinin özelliğine sahip bir bitki. Maşallah. Kansere karşı kullanıyor. Zerdeçal gibi etkisi var. Cinsel performansı artırıyor. Epimedium gibi etkisi var. Var da var. Tek başına bir eczane gibi. Anksiyeteye karşı özellikle klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispatlanmış. Cinsel performansı artırdığı ispatlanmış. Romatizme karşı etkisi ispatlanmış. Vesaire vesaire. Birçok klinik araştırması var. Bu konu hakkında bilgi ve belge sahibi olmak isteyenler Google'a girip oradan detaylı bilgi edinirler. Evet, bu haftada Hint ginsengi olarak bilinen Aşkavanda bilen arkadaşlara ilk 5 kişiye Ormus Gold göndereceğiz. Onlara da tespitin arkadaşlar yapacak. Her hafta bir bitkiyle ilgili soru soracağız ve bilenlere hediyeler göndereceğiz. Niçin? Hem bitkilerle haşır neşir olsunlar diye. Evet. İlkokula giden oğlum 6 yaşında ormanda bisiklet sürerken indik, indi biraz yürüyelim dedim. İndik biraz yürüyüp bisikletlerle. Aa baba dedi, bak bu bitki sinirlot iyi gelir enfeksiyonlara, yaralara iyi gelir. Dedim nereden biliyorsun? Ben anlatmadım sana bitkiyi. Öğretmenimiz anlattı. Ne zaman anlattı? Ormana getirdi, bitkileri tanıttı. Bak şu böğürtlen, şu Allah Allah. Çocuğa bak dedim ya. Daha ilkokul birinci sınıfta bitkiler hakkında bilgi sahibi ve bana bilgi vermeye çalışıyor. Oysa Türkiye'de adam üniversiteyi bitiriyor. Doktor oluyor, doçent oluyor, profesör oluyor. Kapısının önündeki bitkiden haberi yok. Ve hatta bitkilere ne diyor? Ot çöp diyor. Niye? Kötülüyor. Çünkü o konuda bilgisi yok. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Bilgi sahip olmadığı konuda hemen cahilliğini, bilgisizliğini örtbas etmeye çalışır. Hemen onu konuyu kapatmaya çalışır. Ot çöp. Elin adamı bununla ilgili milyon dolar kazanıyor. Milyon dolar Ginseng'le ilgili Güney Kore'de 450-500 bin kişi bu sektörde çalışıyor.
çok büyük paralar kazanıyorlar. Ginkgo ile ilgili Çin'de milyon dolarlar kazanıyorlar. Bizde ise bitkiler, sarı kantaron bizim dağlarda, ormanlarda yetişir, kimse bilmiyor ne işe yarar. Köydeki vatandaş diyor ki bana, psikolojik olarak çok sorunum var, bunalımdayım falan. Yanında ot yetişiyor işte, aha, derenin kenarında topla, çayını iç. Bilmiyor. Öbürü diyor ki benim kalp sıkıntım var, damarlarım tıkanır. Al iç, köyde yetişir işte. Yaprağı çiçeği topla, çayını iç. Bu kadar basit. Evet, bizde televizyonlar, gazeteler, radyolar hep falan artist kiminle ne yaptı filan, artist falanla ne yaptı falan filan. Lay lay lom, boş boş işler. Ama elin adamı Avrupa'da hep belgesel, bu konularda bilgilendirici. Tabii boş boş laf konuşmuyor. Bizdeki profesörler gibi sallamıyor adamlar. Bilgi sahibi olanları konuşuyorlar. Türkiye'de ise evet, lay lay lom adamları adam zannedip televizyona çıkarıyorlar. Neyse geçelim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Adam kalkıyor pırasa diyor, depresyona iyi gelir. Vatandaş bir yıl pırasa yiyor. Beni arıyor diyor ki bir yıldır pırasa yiyorum. Pırasadan tiksindim. Niye yiyorsun diyorum. Sen söyledin ya. Ne söyledim? Pırasa ye, depresyona iyi gelirdim. Ben böyle bir şey söylemiş olmam mümkün değil. Yani ben tıbbi bitki olmayan bir bitkiden bahsetmem. Klinik araştırması yoksa ondan bahsetmem. Vatandaşı yanlış yönlendirmem. Böyle bir şey yok. O zaman kim söyledi diyor. O zaman öbür İbrahim söylemiştir. Ona bak bakayım diyor. Yani çok tuhaf işler dönüyor. Türkiye burası.